Evet. Sorular gayet basit başlamış. Baksana soruya. Yani bir şey yok soruda. Hızlıca yapacağım. Ne yapmam gerekiyor ilk önce? Tabii ki şu 3'ü dağıtalım. 6. Sonra eksi kaç yaptı orası? 12x. Eksi 5x artı 10. Eşittir 4 eksi 15x. Yani dağıta dağıta gittim. Sonra şurası kaç yaptı? Eksi 17. Bu buraya gitti. Bak gösteriyorum. Şurası eksi 17. Bu sağa gitti. Artı 17. Eksi 15 var orada. 2x kaldı. Sonra şu 6 16. Şu x 16. 4 buraya gitti. 12. X yerine gelecek. 6 gelecek. Cevabımız direkt nedir? 6'dır. B şıkkı. Geçtim. Şimdi bunu yapacağız. Paylaş diyelim. Şurayı 2 ile genişletiyorum. Nerede diyorum oradan? 2 eksi kaç? 4x. Şu şeyi de yapayım. Ee, öbür sağdaki kesri de birleştireyim burayla. Eksi x artı 4. Burasına dikkat. Burası hiçbir zaman e, dikkate kaçmamalı. Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Sonra ne diyeceğim? Bölü. Şu bölüyü yeniden alayım. Hiç beğenmedim. Şuradan gidelim. Bölü. Ne oldu? 6 eşittir 5. Şimdi şurada eksi 5x var. Yazıyorum. Eksi 5x eksi 5 x yazayım artı ya çok çirkin oldu ya böyle bir e, berbat göründü yeniden yazacağım eksi 5 x artı 6 da buraya gitti yani 6 buraya gitti ne oldu burası 30 oldu evet cevap tam sayı gelmiyor eksi 5 x eşittir 24 eksi 24 bölü 5 geliyor sorumuzun cevabı yani neymiş a şıkkıymış Geçtim. Denklemini, ta, denklemini tam sayılardaki e, çözüm kümesi nedir diye sormuş. Tam sayılardaki çözüm kümesi nedir diye sormuş. Çok ilginç. Buna dikkat etmemiz lazım. E, bu Sanki ayrıca bir şey varmış gibi duruyor burada. Yani çözüm kümesi nedir diye sormamış. Sadece tam sayılardaki çözüm kümesi nedir demiş. Peki yapalım. Ne yapsak ne yapsak. Şimdi ben her şeyi 5'e çarpacağım. Bak 5'e çarptım 5x. 5'e çarptım 10. 5'e çarptım şu 5 gitti. 2'yi dağıtarak götürüyorum. 6x artı 2. 5'e çarptım o da gitti. 13. Şimdi bakalım şu ikisi kaç yaptı? 11x. Burada dursun bu. Sonra şu ikisi kaç yaptı? Buradan Eksi 8 sağa gitti. 13 artı 8 yaptı. Buradan x değerine geldi. 21 bölü 11 geldi. Şimdi çözüm köyümüz nedir? 21 bölü 11'dir. Dersen gitti. Burada tam sayılar dediği için bizim bulduğumuz değer de tam sayı olmadığı için bunun çözüm kümesi nedir? Boş kümedir diyoruz. Az daha Edirne'yi işaretleyebilirdik. Geçelim. Şimdi dördüncü sorudayım. Bir bakıyorum. 6 sayısını neye bölersem 3 yapar? Tabii ki 2'ye. Yani şu bölüm olduğu gibi 2 yapmalı. Bak şurası 2 yapmalı. Şimdi sonra yazacağım. Tamam Burası 2 yapacaksa iki yapar, bir tane eklersem 2 yapar 1. Burası 1 yapmalı. Unutma bak burası 1 yapacak. Peki 2'yi neye bölersem 1 ee, yapar? Demek ki payda 2 yapmalı. Şuradan geleyim. Artık bundan sonrası tozutabiliriz. Şurası ne yapmalı dedik? Burası 2 yapmalı. O halde şu bölüm ne olmalı? Şurası bak şurası olduğu gibi. 1 ee, olmalı. 1 olmalı. Onu şuraya yazayım. Peki bura 1 ise payda ne? Artık oradan sonra kopalım. Şuraya gelelim. Burasının ne olmasını istiyoruz biz? Bir bakıyorum. Orayı 2 yapmalı. Burası 1 yapmalı. Aşağısı 2 yapmalı. Şurada hata yapıyorum. Şurası 2 yapmalı olacaktı. Burası 2 olacak. Tamam. Bundan sonrası ne? Yani eksi 1 eşittir. 3 bölü x geliyor. Buradan da x değeri ne gelmeli? Eksi 3 gelmeli. Yani sorumuzun cevabı B çıkmalı. Evet dikkat gerektiren bir soru. Çünkü bir yerden sonra ne yapabiliyor? Kopabiliyor. Geçtim. Beşinci sorudayım. Şimdi beşinci soruda nasıl bir çalışma yapmalıyız? Şu yukarıyı şeye çevirsem mi acaba? 0, 25 sayısı aslında 1 bölü 4'tür. Evet öyle yazayım. Çünkü aşağıda ondalıklı sayı yok. Öyle olsa da virgül kaydıracaktım. Bunu 1 bölü 4 diye yazdım. Şu A, R, e, A bölü çarpı 2 diyelim. Tamam sıkıntı yok. Şu ifade kaç yapıyor burası? Şurada virgül kaydıralım. 1, 2. 1, 2 yaptı. Yani 5 bölü 20 yaptı. Tamam. Bu 5 bölü 20'yi de sadeleştirelim. Burada 1. Burada ne kalır? 4 kalır. Evet aynen de böyle kalıyor. Peki ne elde ediyoruz? Şimdi çapraz çarpıma geçelim. Ne yapacağım? Bu 4'ü buraya çarpacağım. 4 çarpı 1 bölü 4 var. Sonra a bölü 3 artı 2'miz var. Burada zaten 1 kaldı. Şimdi bu 2 buraya gitti. Eksi 1 kaldı orada. a bölü 3. Buradan da a değeri ne elde ediliyor? Eksi 3 elde ediliyor. Cevabımız neymiş? B şıkkıymış. Altıncı soruda böyle bir denklem verilmiş ve bunun çözüm kümesi boş kümedir diyor. Boş küme olabilmesi için nasıl bir durum oluşması lazım? Yani aslında şöyle bir şey oluşması lazım. 0x artı mesela bir sayı eşittir. Sıfırı düşünürsek x yerine ne koyarsak koyalım biz bunu ne yapamayız? Sağlayamayız. Yani aslında x'in katsayısı ne yapmamız gerekiyor? Sıfırlamamız gerekiyor. Şimdi ee, i̇lk önce şu x'i bir dağıtayım. 3mx eksi 2x artı 7. Sonra 2x şuraya da dağıtacağım. Ne oldu? Eksi 4m artı mx artı 7 var. Şu 7... Evet şimdi her şeyi sol tarafa birleştiriyorum. Ne var elimde? X alak alarak yazacağım. Şuradan bir 3m var bunu kullandım. Eksi 2 var bunu kullandım. Sonra şu eksi 2 gelecek sona geçtiği için... Bunu kullandım. Sonra bir şu gelecek. Bu da eksi m diye gelecek. O da bitti. Tamam. Bunlar bitti. Bir de zaten şu yediler birbirini götürdü. Şu e, şurayı da şöyle yapalım. Eşitlik olarak yazmayalım. Şunu birini kaldırayım. Şu eksi 4 m de sağa gitti. Yani sola gitsin şu. Şu sola gitsin. Sola gidince ne olacak orası? Artı 4 m diye geçecek. Eşittir sıfır. Ve şimdi şu içeri bir toparlayalım. İçeride ne oluştu? Gördüğüm kadar 2m-4 oluştu. Artı 4m eşittir 0. Ha, yani buradan ne yapmam gerekiyor? Şuranın 0, buranın da 0'dan farklı olması gerekiyor. Peki m değeri ne geldi buradan? m değeri 2 geldi. Hani burayı 0 yapınca ne olur? m değeri 2 gelir. Zaten burası da şurası da görüyor musun? 0'dan farklı oldu. Demek ki emin değeri kaçtır? 2'dir diyoruz. Yani cevabımız ne geldi? A şıkkında geldi. Peki. Geçtim. O Parantez içinde parantezli bir soruyla karşı karşıyayız. Bir önce şu eksiği bir dağıtalım. Şurası eksi 1 artı 2x oldu. Şurası. Buradan bir devam edeyim. O zaman şurası ne yapıyor? Bak 2 eksi 1'den dolayı 1 kaldı. Artı 2x oldu. Tekrar şu eksiği dağıtacağım. Yalnız orada kopacağım. O yüzden o terekeyi fark ettim. Şu eksiği dağıtacağım. Bak burada parantez içerisinde eksiği dağıtıyorum. 4 eksi 1 eksi 2 x oldu orası. Orada bir şimdi beklesin şu sağ tarafa da çalışma yapalım. Şimdi şu eksiği buraya dağıttığım zaman yani şu şey olduğu gibi dağıttığım zaman ne elde ettim? Eksi 3 x artı 1 elde ettim. Burada x var. O halde eksi 2 x ne oldu orası? Artı 1 artı 4 oldu. Şimdi bundan sonrası ne? Şu eksiği dağıtacağız da şurayı bir anlayalım. Burası kaçmış aslında? Burası 3 eksi 2 x. Şimdi bu eksiği dağıtalım. Dağıttığımızda 3 x duruyor. Şu 3 x'ten bahsediyorum. duruyor. Eksi 3 artı 2 x var. Şu eksi 2 x artı 5 var. Şurada 5 x var. Artık şurayı alayım ben. Biraz da puntoyu büyütelim. Bak sol tarafta 5x-3 oldu. Sağ tarafta -2x artı 5 oldu. Şimdi bu arkadaş buraya giderse ne kalacak sence? Sol tarafta 7x kalacak. Bu da buraya giderse, bu da sağa giderse burada ne kalacak? 8 kalacak. Buradan x ne çıkacak? 8 bölü 7 çıkacak. Yani işlemde bir sıkıntı yok da işte işlem hatası denen bir şey var. Burada işlem hatası yapmadan gidebilmek önemli. Tamam. Şimdi neredeyim? 8. sorudayım. Şimdi bu soruda tabii ki payda eşitlememiz gerekiyor. Görüyorsunuz zaten x-1, x-5 -1, x -1 çarpanı verilmiş burada. O yüzden şurayı x deyin de bir bakayım. 5 eksi x ile çarpayım şurayı. Burayı da neyle? x eksi 1 ile bir çarpalım. O halde 3 çarpı ne gelecek? 5 eksi x. Sonra eksi 4 çarpı orası x eksi 1. Paydamızda ne oluşuyor bu durumda? x eksi 1 çarpı 5 eksi x oluştu. Evet. Şimdi burayla şura birbirine eşittir. Onu bir yazayım şöyle. x eksi 1 çarpı x eksi 5. Tamam. Şimdi üst tarafa bir bakalım. Şimdi ben şunları göndereceğim. Bak bunları gönderiyor. Bunlar zaten tıpatıp aynı gider. Bir de şunları göndereceğim. Ve burada bir tane eksi 1 kalacak. Çünkü bunlar zıt işaretli. Şimdi göndereceğim de kazara. Bak şunu özellikle söylemek istiyorum. Eğer denklemimizin köklerinden yani kökleri 1 ya da 5 çıkarsa onları biz almayacağız. Paydaların 0 yapma durumunu unutma tamam mı? Geri geldim ben. Evet şimdi buradayız. Şunu bir dağıtalım. Burası 15 eksi 3x sonra eksi 4x artı 4 yaptı. Şimdi şu eksi 1'i üst tarafa harcayacağım. Ne gelecek? Eksi x eksi 5. Şimdi bir bakıyorum şurası eksi 7x. Sağ taraf artı 7x diye gitti. Burada eksi x var 6x. 6x kaldı evet. Şimdi şu ikisi kaç yaptı? Bir bakıyorum 19. Bu 5 de buraya gitti. 10, 19, 5, 24 yaptı değil mi? Evet. O halde buradan x değerimiz ne gelecektir? 4 gelecektir. Sorumuzun cevabı nedir? 4'tür. D şıkkıdır. Geçtim. Şimdi diyor ki bu denklemin bir kökü 4 diyor. Yani, bir, yani kökü x eşittir 4 diyor. Şimdi biz yani şu x'lerin yerine 4'ü monte edeceğiz. Tamam mı? Arkasından da şu a'yı bulacağız. Başka bir numaramız yok. O yüzden yazıyorum. 2 çarpı 4 eksi 5. Çok basit bir soru bu. Bölü 3. Artı ne oldu? 4 eksi a bölü 2 eşittir 1. Faydalarımızı eşitleyelim. İlk önce şöyle bir anlayalım. Baksana buradan zaten geliyor direkt. Şurası 8, 5 çıktı. Burası 3 yaptı. 3'ü de 3'e böldük. Ne kaldı? Burada 1 kaldı. Burası 1'miş. 4 eksi a bölü 2 eşittir 1. He, o zaman burası 0 yapmalı. Yani bura olduğu gibi şurayı görüyorsun. Ne yapması lazım? 0 yapması lazım. Çünkü birine ne eklersek 1 yapar. Tabii ki 0. Bundan sonrası nedir? 4 eksi a bölü 2 eğer sıfırsa üst tarafın sıfır olması gerekir. A değeri ne gelecektir? 4 gelecektir. Sorumuzun cevabı ne olmalı? 4 olmalıdır diyoruz. Şimdi 10. soruda bize x'in değeri sorulmuş. Tabi x'in burada kime bağlı değeri olmalı? A'ya B'ye bağlı değeri olmalı. Nasıl bir çalışma yapsak acaba diye düşünüyorum ben. Şimdi şu bölümde ilk önce A'yı B'ye, A'yı C'ye bir dağıtayım. Şurası bir beklesin. A bölü x artı c şimdilik bir şey yapmayalım. Ne oldu orası? A b bölü b yaptı. Öbür tarafta a c bölü b yaptı. Tamam. Burada bir şey şu an yok. Şimdi şurada bir oynama yapacağım. Şuraya bak. Burada b'ler birbirini şöyle götürür mü? Götürür. O zaman a bölü x artı c hala beklesin bir. Burada bir şey gördüm çünkü. Burada a bölü x var. Ha bunlar gidecek. Artı buradan da A, C bölü BX duruyor. Şunlar ne yaptı? Birbirlerini götürdü. Şunlar gitti. O halde nerede diyoruz bundan sonra? Sol tarafta C var. Sağ tarafta da A, C bölü BX var. Buradan da şu C'ler birbirini götürür. BX eşittir A kalır. Bize sorulan burada X olduğu için X'i yalnız bırakıyoruz. X'imiz ne geliyor? A bölü B geliyor tabii ki. Cevabımız A bölü B olacak. Yani A şıkkında gelecek. Tamam. Evet sorular gayet e, güzel gidiyor. Şimdi 11. soruya geldik. X ve Y sıfırdan ve birbirinden farklı gerçek sayılar olmak üzere denklemini sağlayan A sayısının bak bak A sayısının diyor X ve Y türünden eşit isteniyor. Biz yani A'yı yalnız bırakacağız. Şunu yalnız bırakmanın bir yolunu bulmamız lazım bu soruda. Peki ne yapalım acaba? Şimdi ben burada bir paylaştırayım. Şurayı x ile burayı y ile bir genişletelim. S sakin gitmemiz lazım. ax eksi -x, x kare. Şimdi x'e genişlediğim zaman bu oldu. Şimdi şu eksi hem eksi hem de y ile çarpacağım. Dikkat et. Eksi a y eksi y kare. Şimdi paydada ne var? X'e var ya onu sağ tarafa x çarpı y diye atıyorum. Tamam mı? Evet. Durum bu oldu. Şimdi ne yapsak? Şimdi ne yapsak ona bakıyorum şu ikisini düşünüyorum. Bak şu ikisini ben A parantezini alsam ne yakalarım? A parantezini alsam x eksi y yakalarım. Tamam. Sonra bak şunların hepsini şura bak şura sonra şura bunların hepsini ne yapacağım biliyor musun? Kulaklarından çekip sağ tarafa atacağım. Bunların hepsi sağ tarafa bir gitsin. Bunlar sağ tarafa giderse ne olur? İşaretleri değişir. X kare olur. Hatta şu iki x'i araya alayım. Tanıdık bir şey gördüm burada artı y kare. Evet. Bura ne aslında? x eksi y'nin karesi burası. Yani son hamlede ben ne yakaladım fark ettin mi? a çarpı x eksi y ne oldu? Eşittir. Eşittir. Şöyle yapalım. x eksi y'nin karesi. Onda ben x eksi y x eksi y diye yazabilirim. Şunlardan da birer tane gönderelim. Sorumuzun cevabı a eşittir ne gelecektir? x eksi y gelecek. Cevabımız bu olmalı. Cevap nerede görünüyor? C şıkkında görünüyor. Tamam. Evet. Şimdi neredeyim? 12. sorudayım. 12. soru e, böyle bir soru. Şimdi burada bizim bu 11 bir 7'yi sürekli bozmamız lazım. Şöyle ki bu ifade bak bu ifade bir tam yani bir artı 4 bölü 7'dir. Doğru mudur? Doğrudur. E, diye 7 kaç kere var? Bir kere var. O zaman geriye kaldı 4 bölü 7. Tamam. Şimdi dikkat et. 1 artı 1 bölü 7 bölü 4 yazıyorum. Şimdi ben ne yapıyorum değil mi? Ben şurayı oluşturmaya çalışıyorum adım adım. Yani bunu bozarak buradaki şablonu tıpatıp oluşturacağım. O yüzden takip et. Zaten bunu anlatım bölümünde de standart sorularını göstermiştim. Şöyle yapıyorum. Tekrar bunu bak 7 bölü 4. E, 4 sayısı 7'de kaç kere var? Bir kere var. O zaman 1 gene. 1 artı bu sefer 3 bölü 4 oldu. Evet. Gitgide benziyor. Görüyor musun? Bak şuradaki 1'i de yakaladık. Sonra devam edeceğim. 1 artı 1 bölü. Bu 1 artı. Bunu bu sefer 1 bölü 4 bölü 3 diye yazıyorum. Evet artık bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Evet. Ne yazacağım? Tamam. Bundan sonrası şu. 1 artı. 1 bölü. 1 artı. 1 bölü bak 4 bölü 3 var ya o da 1 artı ne gelecek? 1 bölü 3 gelecek. Şimdi şunu şekliyle şunu görüyor musun? Bu aynı mı? Aynı. Görüyor musun? Bak 1 1 1 yukarılar 1 1 1 şurada bir 3 var. Demek ki x değerimiz kaçmış bizim? 3'müş. Burada x yerine 3 yazacağız. Cevabımız C şıkkı. Geçtim. Ee, burada paydalar e, aynı olabilir. Sadece şu x'i çarpmamız yeterli. O halde x eksi 8 bölü aşağıda da ne kaldı? x eksi 8 eşittir. 1 kaldı. Buradan e, şimdi nasıl bir durum var? x eksi 8'in yani x eksi 8'e eşit olması gerekiyor. Buradan x'ler birini götürdü. Bu doğru bir önerme çıktı. Bu tamamen doğru bir önerme. Doğru. Hem de ne için? Her şey için doğru bu. Bu ne demek biliyor musun? X'lere ne koyarsan koy bu iş olur demek. Yani çözüm kümemiz bütün reel sayılar. Fakat 8'i koyarsan payda sıfırlayacağı için 8'i atmamız gerekiyor. O yüzden bütün reel sayılar olur ama 8'i koyma diyeceğiz. R fark 8 olacak. Cevabımız nedir? E şıkkıdır. Şimdi burada x değeri nedir diye sormuş. Şimdi ne yapacağız yani biz şuradaki x değerini bulmaya çalışacağız. Şimdi ne yapsam? Ben ilk önce her şeyi bir a ile çarpayım. Şu a'dan bir kurtulayım. a ile çarptım. Burası bx yaptı. a ile çarptım. Bak a kare b yaptı. a ile çarptım. a kare bx ve a ile çarptım. a çarpı b yaptı. Tamam. Şimdi amacımız unutma. x'i yalnız bırakmak. O yüzden nasıl bir şey yapsam... Şunu şuraya atayım. Bunu da buraya atayım. Şimdi o zaman X parantezini aldığım zaman orayı... Hatta bir şey söyleyeyim sana. X parantezinde daha iyi bir parantez var orada. O yüzden bir adım geriye gideceğim. İstersen orayı bir hızlı geçmeyin. Şurada BX duruyor zaten. Şu A kare BX var. Şimdi şunu sağa attık. A kare B var. Burada da AB var. Tamam Burada sıkıntı yok. Şimdi... Şu sol tarafta en iyi ortak kim? Benim gördüğüm kadarıyla B'de ortak, X ortak. O yüzden orayı BX parantezine alıyorum. Ne kaldı burada? 1 var. Dikkat et, A kare var. E, ee, B zaten yazdık. O zaman orada kalan bu. Geç. Şurası en iyi ne parantezine alınabilir? A çarpı B parantezine alınabilir. O zaman burada bir A var. Bir de burada artı 1 var. He. Ee, şuradan B'leri bir gönderelim. B'leri bir gönderelim. B'ler gitti. Aslında buraya yukarıya B0'dan farklıdır denebilirdi ama e, soruda sorun teşkil etmeyecek. O yüzden geçiyoruz onu. Şu, şunu ne yaptım? 1 eksi a kareyi 2 kare farkından böyle yazdım. Burada bir a duruyor. Şurada a artı 1 var. Bundan sonra da ne diyeyim ben? Şunları da sadeleştirelim. Yani bunu da bu birbirini götürdü. O halde x eşittir ne geldi? a bölü 1 eksi a geldi. Cevap a bölü 1 eksi a olduğu için nedir? B şıkkıdır. Evet durum bu. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye sormuş bu soruda. Yapacağım şunu sağ tarafa atayım. Yani bunu sağ tarafa atalım. 3 bölü x artı 2 burada dursun. Bu sağ tarafa nasıl geçecek? 7 bölü x eksi 2. Sonra öteki de eksi 4 bölü x eksi 2. Hadi şunun paydası ortak. Ne kaldı? 3 bölü x eksi 2 kaldı. Evet böyle bir durum çıktı. Şimdi ilginç olan bir şey var. Şimdi şu ifadeyle bak şu ifadeyle onu şöyle biraz kıralayacağım. Şu de iç, içine alalım. Şu ifade birbirine eşit çıktı. Görüyor musun? Şu ifade bu ifade birbirine eşit. O zaman bunlar birbirine eşit midir? Evet. Eğer üstler eşitse altları da eşit. Yani x artı 2 eşittir ne geldi? x eksi 2 geldi. Şimdi bunlar birbirini götürdüğü zaman 2 eşittir eksi 2 geldi. Bu ne sence? Saçma. Yani burada şu var aslında. X ne koyarsam koyayım burayı tutturamam. X ne yazarsam yazayım bu eşittir artık gerçekleyemem. O yüzden bunun çözüm kümesi ne olmalı? Boş küme olmalı. 15. sorumuzun cevabı neymiş? B şıkkıymış. Evet. Durum bu. Diğer soruya geçelim. 16. soruya bir bakalım nasıl bir soruymuş. Şimdi diyor ki denkleminin kökü bunlarmış. Bak bunlar nerede var bu kökler? Şimdi ben sana göstereyim. Şimdi eksi 3 kökü, eksi 3 kökü şuradan geliyor. Tamam onunla bir eşleşme var. Sonra eksi 1 kökü geliyor mu bir yerden? Yok eksi 1 gelmiyor onu bir durdurayım. Şimdi bir sileyim onu bir boş ver şimdi bakalım hangi kök var? Bir kökü nereden geliyor? O buradan geliyor. İki kökü nereden geliyor? Buradan geliyor. Çünkü e, bir elemanıdır diyor. Yani bir dakika bir acele etme. İtiraz edeceksin bana. Kök mü hocam? Paydası yapıyor. Tabii ki paydası yapıyor. Bak bu da burayı ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Yani bu küme içerisindeki her eleman çözüm kümesi e, şunu diyor bir kökü diyor bunun içerisinden biri diyor. E bundan hiçbir olamaz ki. Bunların hepsi ne yapıyor? Paydayı sıfırlıyor. Demek ki bizim çözüm kümemizin değeri ne olmalı? Yani x'in değeri ne olmalı? Eksi 1 olmalı. Ben burada x'in eksi 1 yazıp soru çözeceğim. Yazıyorum şimdi. 1 bölüm. Eksi 1'i şurada yerine yazdım. Eksi 2. Sonra artı a bölü. Eksi 1'i şurada yerine yazdım. Eksi 3. Sonra eşittir. 12 bölü, eksi 1'i şurada yerine yazdım. Kaç yaptı? 2. Hızlı gidelim biraz. 1 bölü, eksi 1 orada yerine yazdım. Eksi 6 yaptım. Evet. Ee, şimdi ne yapayım biliyor musun? Bir şey yapacağım. Her şeyi 6 ile çarpacağım. Burada gördüğün her şeyi 6 ile çarpıp rahatlatacağım. Çünkü bu paydalarla uğraşmaktan çok zaman kaybedeceğimi düşünüyorum. Şimdi 6 ile buraya çarptım, eksi 3. 6 ile buraya çarptım, eksi 2a. Şimdi 6 ile burayı zaten bura 6 bak zaten bura 6'yı 6 ile 6'yı çarptım 36 36 onun şeyin formatını hemen değiştireyim burası 36 ve eksi 6 ile birbirine 6 çarptım bu. Şimdi 2 a sağ tarafa kaçsın şurada 35 var o da sol tarafa gelsin eksi 35 eksi kaç yaptı burası 38 yaptı. Her şeyi 2'ye bölersem a sayım ne geliyor benim? Eksi 19 geliyor. Sorumuzun cevabı neymiş? Eksi 19'muş. Evet. Konu pekiştirmeyi de bitirmiş olduk. Tekrar göreceğiz çalışmalar devam et tamam mı? Hiç ara yok. Daha arası da tabii ara vereceksin. Dinlenmek ayrı bir şey ama. E, gevşemek yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. <laughs>